Tekrar merhaba Günbaş Diyor'dan. Merhaba efendim. Saat 8 olmak üzere. Çok bağlantılarla dolu bir dilim olacak. Hem Suriye sınırına gideceğiz, hem Ege kıyılarına gideceğiz, hem Edirne sınırına gideceğiz. Oradaki son durumları alacağız. Bir yandan da stüdyomuzda değerli bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Fuat Keyman birazdan yanımızda olacak. Çünkü dün gözümüz Moskova'daydı, zirvedeydi. Efendim, evet, Moskova'da günlerdir beklenen Erdoğan-Putin zirvesi gerçekleşti. Ve bu zirveye ilişkin şimdi bir haberimiz var. Bu haberi izleyelim. Önce bu detayları bir görelim. Bu zirvede ne çıktı? Bir metin ortaya çıktı. Bir takım mesajlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle altını çizdiği örneğin rejimin her saldırısına cevap verme hakkımızı saklı tutacağız gibi evet. cümleler var. Dolayısıyla önce bu haberi bir izleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat süren kritik İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı. İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ardından düzenlendi kritik zirve. Önce cumhurbaşkanları arasında ikili, sonra da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve vatandaşların aile fertlerine taziyelerimizi yenilemek istiyorum. Türk partilerimizle Suriye meselesinde bazen görüş ayrılıklarımız oluyor. Kritik konularda her zaman uzlaşabilmeyi başarıyorduk. Bugün de öyle oldu. Heyetler İdlib'deki krizler konusunda detaylı görüşmeler yaptı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında 2018'de imzalanan Soçi mutabakatına değindi. Mutabakatın bozulmasına yol açan gelişmelerden rejimin sorumlu olduğunu söyledi. İdlib'de yeni bir statünün oluşturulmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışmalar hızla ve etkin bir şekilde yürütülecektir. Amacımız bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemektir. İhtiyaç sahibi tüm Suriyelilere ön şartsız ve ayrım gözetilmeksizin yardım sağlanması için birlikte çalışacağız. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Suriye krizine bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye Soçi mutabakatı dahil bölgedeki inisiyatiflerini sürdürmekte kararlıdır. Liderlerin konuşmalarının ardından Dışişleri Bakanları iki ülkenin üzerinde anlaştığı mutabakat metnini açıkladı. 1. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır. 2. M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır. 3. Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Turumba'dan Aynal Havra'ya kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşma olmaması halinde Türkiye'nin rejim unsurlarını İdlib'ten kendi imkanlarıyla temizleme hususunda kararlı olduğunu ortaya koydu. Görüşmelerin olumlu bir ortamda geçtiği ve Putin'in şehit Türk askerleri için taziye açıklamasının da olumlu karşılandığı belirtildi. Ve ateşkes gece yarısından itibaren başladı, devreye girdi. Sınıra gidelim Cilve Gözü'ne. Ekibimizden Mahir Kılıç orada günlerdir ve tam da kapının önünde bizi bekliyor. Nasıl bir sabaha uyandınız? Nasıl bir atmosfer var orada sınırda Mahir? Ateşkes nasıl gidiyor? Bir de onu sormak lazım. Serap. Ateşkes kelimenin tam anlamıyla uygulanıyor diyebiliriz Selçuk Tepeli ve Serap Belet. An itibariyle tansiyonun düştüğünü ve ortamın sakin olduğunu ifade edelim. Bizler buradan günlerdir yayın yapıyoruz. Onlarca yayın yaptık. Daha önce Serakip'teki, Neyrap'taki, Marat El Numan'daki, İdlib'in farklı noktalarındaki çatışmalardan bahsettik. Son dakika bilgilerini geçtik ancak dün geceden bu yana 00:01'den bu yana
ortalığın çok sakin olduğunu, tansiyonun düştüğünü belirtebiliriz. 8. saat geride kaldı ateşkeste. Dün iki liderin görüşmesine özür diliyorum. İki liderin görüşmesine gözler çevrilmişti. Oradan çıkacak kararları herkes bekliyordu. Ve o görüşmeden ateşkes kararı çıktı. Gece yarısı itibariyle de uygulanmaya başladı. Dediğimiz gibi an itibariyle İdlib'de herhangi bir çatışma bilgisi bizlere ulaşmadı. Namlular şu dakikalarda inmiş vaziyette diyebiliriz. Tabii çok farklı gruplar var içeride. Ondan fazla silahlı grubun olduğu ifade edildi. Ancak bundan önemli bir kesiminin Türkiye'nin hamiliğinde bunların önemli bir kesiminin çıkacak ateşkes kararına, o görüşmeden çıkacak kararlara uyacaklarını ifade etmişlerdi. Dolayısıyla şu anda bir sakinlik söz konusu diyebiliriz. İdlib'de, İdlib'in güney kesimlerinde ya da batısındaki, doğusundaki diğer noktalarda, dış mahallelerinde de herhangi bir çatışma olmadığını ifade edebiliriz. Dün görüşme sürerken dahi burada çatışmalar söz konusuydu. Öğle saatlerinde, öğleden sonra Moskova'da görüşme sürerken de çatışmalar söz konusuydu. Maalesef iki askerimizin şehit olduğu bilgisi bizlere ulaştı. O şehitlerimize ilişkin açıklamalar Gaziantep Iğdır valiliklerinden geldi. Valilikler duyurdu şehitleri. Bu saldırıya misille verilen karşılığı da Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan o açıklamada şehitlerimizin, askerlerimiz şehit edildi. O saldırıya müteakip olarak SİHA'larla, silahlı insan savaş araçlarıyla rejime ait hedeflerin vurulduğu ifade edildi. Bu kapsamda rejime ait 2 top ve 2 çok namlu roket atar etkisi imha edildi. Aynı zamanda 21 rejim askeri de etkisiz hale getirildi. Verilen bu yönetim, bir kez daha belirtelim. Dün öğleden sonra maalesef iki askerimiz şehit oldu haberi bizlere ulaştı. Bu saldırıya rejim, bu saldırısı müteakip karşı saldırı başlatıldı ve 2 top ile 2 çok namlu roket atar imha edildi. Aynı zamanda 21 rejim askerinde etkisiz hale getirildiğini belirtelim. Ateşkesi dönecek olursak eğer, bir kez daha 8 saat geride kaldı. An itibariyle İdlib'de tansiyon düşük, namlular düşmüş yere diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ederiz Mahir Kılıç'a. Şimdi mecliste de dün Moskova zirvesindeydi gözler. Erdoğan-Putin zirvesi yakından takip edildi ama bu arada zirve öncesinde liderlerin açıklamaları üzerinden AK Parti ve CHP'nin grup başkan vekilleri arasında bir polemik yaşandı. Ben ülkemin Cumhurbaşkanı'nın orada Rusya Devlet Başkanı'nın karşısında bu görüşmeyi Rusya'nın Türkiye'ye bir lütfu olarak görmesini içime sindiremiyorum. Bir nezaket cümlesini alıp bu kadar yüksek tonda bir yere taşımayı iyi niyetten uzak olarak addediyorum. Aslında bir gün önceki yumruklu kavganın ardından meclis sakin açılmıştı. Ancak bu kez de Moskova'daki Erdoğan-Putin zirvesi polemik konusu oldu. İki liderin zirve öncesinde yaptığı açıklamalar AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri arasında tartışmaya yol açtı. Beni üzen bir şey var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ifadesi, sayın milletvekilleri, diplomatik teamüllere aykırı bir ifade. Sanki Putin devlet başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı bir bakan. Olmaz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanım, bunun bir sürü örneği var. Yani bu Van Mülk meselesinden başlayın. Yerdeki bayrağı kaldırıp alan bir başbakan, cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Orada her zaman yaptığı gibi sağlam bir duruşta duracak. Bize düşen meclis olarak da kendisinin arkasında durmaktır. CHP İdlib'de Türk askerine yönelik saldırı sonrasında zirvenin Moskova'da yapılmasını da eleştirdi. CHP'li Altay'ın eleştirilerine ise AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tepki gösterdi. İdlib'de şehit olan 57 Mehmetçiğimizin kanı Rusya'nın eline bulaşmamış gibi. Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim dersen Türkiye'nin itibarını kibaralık edersin. Ben buna isyan etmeyeyim de ne isyan edeyim kardeşim? Böyle şey olmaz. Gidiş sebebimiz bellidir. Olan biten konusunda Rusya'nın muhakkak bir burada bir payı olduğuna inanıyoruz. Biz burada gittiğimiz yerde bir kez daha sınırlarımızı ortaya koymak için gittik. Sözlerimi çok ustaca çarpıtmaya çalışmayın sayın mevkidaşım. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı yurt dışında bir görüşmedeyse onun yanında arkasında olacağımızı orada söyledim. En olabilecek, en iyi haliyle orada olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Evet, mecliste yaşananlar böyle. Şimdi zirveden çıkan, şu aşamada çıkan sonucu, yapılan açıklamaları Profesör Doktor Fuat Keyman'la konuşacağız. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, yanımızda gördüğünüz gibi stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler bu hafta. Evet, evet. Birlikte bu haftadan itibaren başladık Selçuk Tepeli ile. Teşekkürler. Şimdi bu açıklamalara ve açıklanan maddelere, uzlaşılan maddelere baktığınızda ayrıntılarını konuşacağız şimdi ama sizce Türkiye adına tatmin edici mi?
Yani hem tatmin edici hem tatmin edici değil. Şöyle başlayayım. Bundan önceki zirvelerle karşılaştırdığımız zaman ve Erdoğan-Putin ilişkisi temelinde baktığımız zaman dün esasında Moskova'da, Kremlin'de şehitlerimizin ağırlığı vardı. Ağır bir ortamda oldu. Çünkü Türkiye'nin yani son bir haftadır, iki haftadır yaşadığımız süreçte çok büyük bir üzüntüsü, çok büyük bir rahatsızlığı var. Bu işte meclise de yansımıştı. Evet. Toplumun her alanına yansıyor. O yüzden de geçmiş zirvelerden farklıydı. İkincisi, iki lider arasında güven de yoktu. Yani iki grup arasında güven de yoktu. O yüzden de bu güvensizliğin de altını çizmek lazım. Ama üçüncüsü, tabii ki üç maddelik bir protokol çıktı ama ilk maddesi önemli. Yani bu ateşkesin başlaması her ne kadar kalıcı bir ateşkes olarak sunulmadı. Ama ateşkes önemliydi çünkü hakikaten hem Türkiye'nin kendi içinde biraz rahatlaması lazım. Hem İdlib'in rahatlaması biraz lazım. Bir de tabii biz sizin programlarınızda ya da farklı yerlerde konuşmalarda Türkiye'nin pozisyonunu 3 madde 6'da topluyorduk. Bir, şehitlerimiz ve İdlib sorunu. İki, Türkiye'nin Suriye'nin geleceğindeki yeriyle ilgili sorun. Üçüncüsü de mültecilerle, sığınmacılarla ilgili sorun. Çünkü ne Rusya'nın, ne İran'ın, ne Amerika'nın, ne İsrail'in buradaki bölgedeki diğer körfez ülkelerinde böyle bir mülteci sorunu yok. Türkiye çok büyük bir işi uzun yıllardır yapıyor. Türkiye'yi eleştirebiliriz ama herhalde konuşacağız. Avrupa'nın performansı da ve Yunanistan'la başlayacak şekilde kabul edilir değil. O yüzden de dünkü zirvede ateşkesin çıkması bu üç bağlamda da önemliydi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Tabii ikinci madde ve üçüncü maddeye bakıldığı zaman orada hem askeri hem stratejik olarak bir takım noktaların altını çizmemiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ama evet, tatminkardı çünkü bu ateşkesin başlaması gerekiyordu. Evet. İlk saatleriyle de uyulduğu görülüyor. Yani Rusya'nın Suriye üzerinde, Türkiye'nin kendi ordusu ve diğer gruplar üzerinde bir ağırlığı olduğu için bu ateşkes herhalde devam edecektir. Peki değerli hocam, şimdi bir haritamız var. Bu harita üzerinden ikinci, üçüncü maddeyi konuşmaya başlayabiliriz bence. Şimdi bu haritada biraz daha detaylı olanı da gelecek arkasından. Şimdi bu haritada bir koridor var. Lacivertle işaretlenmiş. Evet. Arasında da M4 otoyolu var. Evet. Onun alt tarafında bir M5 otoyolu var. Bu ikisi, bu iki koridoru oluşturan iki hat Serakip'te birleşiyor. Evet, evet. Ve zaten o orada bitiyor. Diğer ucu da Hatay'a doğru uzanıyor. Şimdi burada, şimdi rakamlı olanı alabilir miyiz? Bir sonrakini. Onda da bir takım detaylar var, bir takım mesafeler var. Burada da o otoyola iki taraftaki bu hattı, güvenli evet. hattı oluşturan ortalama 6 kilometre güneyde, 6 kilometre kuzeyde evet. Alanın detayları var ve bu bana bir şey söylüyor. Bunun üzerinde epeyce detaylı çalışılmış belli ki. Evet. Yani topografik evet. bir çalışma yapılmış evet, bununla tabii. ilgili. Bu dün hemen başlanıp bitirilebilecek bir şey zaten, değil sanırım. Belli bir süredir Türkiye ve Rusya heyetleri konuşuyorlardı. Sürekli görüşüyorlar. Bu biraz Türkiye'yi tatmin etmeyen, yani dünkü görüşmenin tatmin etmeyen kısmı gibi gözüküyor ama sizin de söylediğiniz gibi burada da biraz yani olumlu değil ama ihtiyatlı bakmanın yararı var. Çünkü Selçuk Bey'in de söylediği gibi bu çalışılmış bir şey. İkincisi, çok önemli bir nokta dünkü toplantıda. Bugünden itibaren 7 gün içinde ve altı çizilerek söylendi. Yani Milli Savunma Bakanlıkları temelinde, bu ne demektir? Hulusi Akar Bey öncülüğünde bu hat çalışılacak ve 7 gün içinde esasında bu hattın nasıl doldurulacağı, ne işe yarılacağı ve ondan sonraki 3. madde, yani burada Rus ve Türkiye devriyelerinin gezmesiyle ilgili. Ben biraz bunu bu 7 günün çok önemli olması temelinde gördüm. O zaman gördüm. Demek ki dünkü zirveyi biz ikiye de ayırmalıyız. Tabii, tabii. 3 madde üzerinden bakıyoruz evet, ama evet. onu da ikiye ayırmalıyız. Evet, evet. Herhalde ateşkes hemen devreye girdi. Kalan 2 maddesi evet, evet, evet. de şimdi 7 gün içinde. Evet. Bence 3. madde çok önemli değil. Çünkü o konularda zaten Türkiye'nin şikayetleri vardı. Bu yani devriyeler ne işe yarıyor, ne kadar etkili esasında bir işe yarıyor ama etkili de olması temelinde. Bence
Bundan sonraki 7 gün içinde en önemlisi bu 6 kilometrelik alanın güvenli alanı kurulması. Evet, oranın terörden temizlenmesi vurgusu var. Zaten daha önce Astana'da da böyle yola çıkılmıştı. Bu şimdi Savunma Bakanlıklarının toplantısıyla bunun nasıl yapılacağı üzerine bir çerçeve çizilecek herhalde. Burada esasında Rusya ile, yani benim son dönemlerde biraz kendi çalışmalarımda Rusya'da çalışan Rus uzmanlarının bu süreci nasıl gördüğüyle ilgili bir soru giderek önem kazandığı için oraya baktım. Esasında Erdoğan-Putin ilişkisi de biz Türkiye'den biraz hani iki lider arasındaki güven diye bakıyoruz ama yani Rusya'dan esasında Suriye'ye baktığımız zaman ister genel olarak Türkiye, Rusya ve Suriye temelinde bakalım, ister Erdoğan-Putin ilişkisi, yani iki lider arasındaki ilişkiye bakalım. Onlar diyorlar ki bir güven unsuru olmayan bir ilişki. Yani iki lider de esas tam olarak birbirlerine güvenmiyorlar. İkincisi, daha önemlisi stratejik olarak ciddi bir ayrışmanın olduğu ilişki. Çünkü Türkiye'nin Suriye'ye ve geleceğine bakması ile Rusya'nın bakması arasında peki, özellikle Esad Rusya, konusunda. Peki Rusya Suriye'nin geleceğine bakarken bu fikir ayrılığını sadece İdlib üzerinden Suriye'de mi yaşıyor, yoksa Rusya'nın Suriye politikasında Libya'da genel, olanlar, genel Doğu Akdeniz'de olanlar da belirleyici mi? Tabii. Yani örneğin bir büyük bir rejim ve Esad sorunu var. Fakat burada üçüncü olarak diyorlar ki yani Türkiye'nin belli sorunları var, Rusya'nın bölgeye bakışı var. Burada Suriye'nin çözülmesi lazım. Bu anlamda Türkiye, özel hatırlarsanız, bütün askeri harekatlarda bir koridor devleti engellemek olarak başlamıştı. Ama sonunda buna Suriyeli mülteciler ya da sığınmacılar da eklemiştik. Fakat Rusya buna çok bakmadan Suriye'de çatışma sonrası çözüme geçmek istiyor ve İdlib'i çözülmesini istiyor. Oradaki bu işte dünkü konuşmada bence güvensizliğin önemli yerlerinden biri olan bu İdlib'e bakmak, herkese terörist olarak bakmak, İdlib'deki insanlarla ilgili terörist olarak baktığınız zaman esasında Ruslar burayı temizleyin diyorlar. Temizlemenin askeri ve stratejik olarak bir anlamı var. Biz bunu yapamıyoruz. Çünkü o temizlik olduğu zaman bizim 4-5 milyonluk mülteci sayımız 6-7 milyona çok rahat çıkabilir gibi oluyor. Peki şimdi biz bunu dün de teyit ettik galiba. Şimdi nasıl temizleyeceğiz? Buna işte bu 7 iş bence ikinci madde çok önemli ve burada askeri olarak Savunma Bakanlıkları temelinde en azından bu terörden arındırma ile ilgili bence çok ciddi şey. Orada ondan fazlası silahlı grup var. Bunların bir kısmını Türkiye'de müzakereleri yapacağız. O yüzden yani bardağın dolu tarafı var, boş tarafı var. Başarı var. Ateşkes çok önemli. Fakat bundan sonra işte 7 gün olarak göreceğiz. 15 Mart olarak göreceğiz. Çünkü Suriye'de esasında Rusya çok hızlı bir şekilde İdlib'i de çözerek bu artık Suriye'deki sonrası dönem. Yani bunu biz çalışma geçmek, sonrası dönem. O aşamaya geçmek istiyor diyorsun. Türkiye'de bunu esasında dün ilginç bir şekilde yani Astana suçu önemli olmakla birlikte Cenevre'ye atıp yaptı. Benim bu konularda bir farklı görüşüm var. Esasında dün akşamda bir de orada olmayan fakat olan bir aktör vardı. O da Amerika'ydı. Dün bir Amerika ile ilgili bir toplantı oldu. Ben esasında bu son dönemde Türkiye'nin İdlib'de çok daha da arttı. İdlib'de son dönemde yaşanan şehitlerimizle ilgili çok daha da arttı. Yavaş yavaş yani sadece Rusya ile olarak Suriye'ye bakma politikasının biraz geriye düştüğünü, Batı ve Amerika ile ilişkilerin giderek daha önem kazanacağını, artık burada bir denge politikasının ama biraz Amerika ve Batı'ya da dönük olarak Türkiye'nin artık düşündüğünü, bunun iki ayağının olduğunu, bir ayağının Batı ile bu mültecilerin Yunanistan sınırında olması çok önemli. Çünkü aynı zamanda artık Suriye sorununu ve İdlib sorununu biraz tırnak içinde akademik bir jargon olabilir ama uluslararasılaştırıyor. Artık Birleşmiş Milletler de oraya bakmak durumunda, Avrupa'da bakmak durumunda, Yunanistan'da yaşananlar Türkiye'nin nasıl bir süreçten geçtiğini bütün dünyaya gösteriyor. Mesela dün Foreign Affairs dergisine baktığınız zaman orada Türkiye'yi haklı gören makaleler var. Çünkü biz bunun bütün külfetini yaşıyoruz. Birçok boyutuyla. Ve Türkiye çok önemli işler yaparken son dönemlerde Türkiye'nin kendi iç yapısını da hatırlarsınız. O seçimlerde konuştuk, seçim sonrası konuştuk. Yani Türkiye'nin taşıyamayacağı bir ülke geldi. İç siyasetine çok etkisi olmaya başladı. Suriye'nin, Avrupa'nın da. Tabii. Avrupa'nın da siyasetinde Avrupa burada sarsacak bir zaten sınıfta kalmıştı. Şimdi giderekten sınıfta kalıyor. O yüzden bu haritanın bir de bir Avrupa ayağı, bir de bir Amerika ayağı. Oraya gelelim.
geleceğim ama önce şunu sormak istiyorum. Bir defa şimdi bu haritayı biraz yorumlamamız lazım. Evet. Şu yeşil bölge bizim kontrolümüz altındaki bölge mi? Ya da bu ılımlı muhaliflerin olduğu bölge mi? Öyle tarif biz edebiliyor muyuz? Biz esasında orayı o şekilde bakıyoruz. Bakıyoruz. İdlib'in içinde kalıyor. Evet, İdlib'i bu durumda kim kontrol ediyor? İdlib bu durumda esasında Türkiye'nin kontrol ediyor. Dolayısıyla fakat da orayı bir terörden arındırmak diye bahsedilen mutabakattaki işi yapması gereken Türkiye olacak. Evet. Ve dolayısıyla oradaki silahlı gruplarla Türkiye arasında önümüzdeki günlerde bir şeyler göreceğiz, bir şeyler yaşayacağız. Çünkü biz bu hep bizim temel sorunumuzdu. Yani Soçi anlaşması önemliydi ama Soçi'den beri İdlib'de ben bunu timing denir İngilizce, hızlanma. Yani bu İdlib çok hızlandı. Peki burada HTŞ diye bir Heyet Tahrir Şam, böyle bir örgüt var. Şimdi bu örgütün arkasında finansörlerine bakıldığında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler görüyoruz. Peki bu bizim pek iyi anlaşamadığımız bu ülkelerce finanse edilen bir örgüt olarak bu ateşkesi de bizim çabalarımızla provoke edecek, manipüle edecek ya da sabote edecek bir örgüt haline dönüşür mü? Evet, dönüşebilir. Burada İran sorunu da var. Çok konuşulmuyor ama İran'la Amerika ilişkileri. Ben son bir ay, bir buçuk ay içinde 3 hafta Amerika'daydım. Yani 2020'yi Amerika-İran ilişkileri belirleyecek. O yüzden ETŞ'yi konuştuğumuz zaman hem sizin söylediğiniz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri var. Onlar destekliyor. Hem bir taraftan yani İdlib'in büyük bölümünde ama onlar var. Evet ama işte orada da bence dünkü yani güvensizlik derken Türkiye'nin batıya yüzünü dönmesi, Amerika'ya yüzünü dönmesi bu Amerika'dan da şey beklenecektir herhalde. Bu konuda yani, yardım alacak. Konuda yardım beklenecek. Peki başka bir soru. Şimdi Suriye... Yani biraz Türkiye eksenini biraz batı ve Amerika'ya doğru çeviriyor gibi. Evet. Şimdi bu Putin'in de rahatsızlığı vardı dün bu konuyla ilgili. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani Jeffrey'nin katıldığı bu Dolmabahçe'deki ilginç bir denklemdi. Sizler doğrusu. Evet ben dün izledim. Zaten son dönemde yaptığı açıklamalar belki Barış Pınar Harekatı ve sonrasında attığı adımlarla bunun oluşmasını bekler ya da hazırlayan adımlar attı değil mi Amerika? Amerika güvenmezken dikkat edin son 1-1,5 ayda Pompeo'nun Amerika'da çok güçlendiğini gördük. Pompeo'nun isteğiyle Jeffrey'nin, Trump'ın elçisinin, Jeffrey'nin 2 kere geldiği, Trump'ın elçisinin geldiği, bütün bu işte halkımıza güller atıldığı, bir takım Türkçe tweetlerin atıldığı, başsağlığı dilendiği, şehit olarak konuşulduğu, yani geçmiş Amerika ile bu Amerika söylemini düşünün ve bunların hepsi Beyaz Saray'dan geliyor. O yüzden de hepsinin içinde de bir Rusya mesajı göndermesi var. Dünkü esasında Dolmabahçe toplantısı hem aynı gün olduğu için sembolik olarak da bence bu işte Rusya'ya hani denklemini ortaya koyuyor. Peki değerli hocam, şimdi bu haritayı yorumlamaya devam edersek şu kırmızı noktalar Türkiye'nin askeri kontrol noktaları değil mi? Evet. Onlar da bu... Bunlar bir meseleydi biliyorsunuz. Yani tabii, rejimin ilerlediği yerde kaldı. Suriye'nin onların gerisine çekilmesini istemiştik, istiyorduk. Evet. Şimdi dünkü toplantıdan çıkan sonuca bakıldığında Suriye onların gerisine çekiliyor mu? Yani Suriye esasında bir anlamda bence orada bir güven sağlanıyor. Fakat dünkü toplantının bunu bu 7 gün içinde göreceğiz bence. Ve Milli Savunma Bakanlıklarının ön plana çıkartılması demek bunu askeri olarak bakacağız. Esasında Selakip bölgesine de baktığımız zaman... O da rejimde kalıyor. Evet, esasında dünkü toplantıda bardağın boş tarafı yahut da ihtiyatlı olmamız gereken taraf 2 türlüydü. Bir tanesi evet ateşkes önemliydi ama kalıcı olarak söylenmedi. İkincisi de bu noktadan çıkan esasında Esad'ın hareketlerinin biraz daha güvence altına alınması. Yani güvensizlik ortamının devam ettiği bir süreç tabii biz var. Rusya ve Türkiye üzerinden bakıyoruz. Bir de Esad cephesinden bu haritanın ve bu maddelerin nasıl göründüğü. Biraz daha kazanmış gibi oldu. Taftanaz galiba muhaliflerde bu duruma, son duruma göre Serakip rejimde kalmış. Bu kırmızı sahada yani yeşil alanın olduğu sınıra kadar ilerlediler doğudan rejim güçleri ve Rusya. Oradaki kırmızı noktalar bizim gözlem noktalarımız muhtemelen aslında sarı hatta göre konuşlanmıştı değil mi? Gözlem noktaları daha önce çizilen bazıları çerçeveye göre. Bazıları dışarıda kaldı. O yüzden biz bunu yani 7 gün siz, 7 gün biz izleyeceğiz ve bunun ne şekilde yani gözlem noktaları dahil olmak üzere İdlib'in kontrolünün ne şekilde olacağı ve oradan da tabii Suriye'ye gidecek genel o anlamıyla. Biz bunu göreceğiz. O yüzden de bu 7 harita... gün içinde biz peki bu belirlenen M4 karayolunun hattının
üzerine ya da gerisine bu gözlem noktalarımızı çekebilir miyiz? Öyle bir ihtimal var. İşte öyle bir yani onların hepsi bence masada olacak. Olacak. Evet. Peki bu 6 kilometre yukarıda 6 kilometre aşağıda bir mesafe var. Evet. Şimdi bu mesafelerin her iki tarafını da Rusya ve Türkiye denetleyecek, kontrol edecek diyebilir miyiz? Yoksa kuzeyini Türkiye, güneyini vallahi Rusya kontrol edecek onu 7 gün içinde göreceğiz. Ama esasında burada yani o bizim hep konuştuğumuz güvenli bölge. Bunlar hep biliyorsunuz 30 kilometre. Ama bundan kastedilen şey bu orada İdlib'teki şimdi milyonlarca insanın bu alana sıkıştırılması olmaz herhalde. Bu ateşkesin de daha güvenli hale gelmesi. Tabii orada işte bence bu biraz evvel söylediğim nokta şu anlamda önemli. Yani ne Erdoğan-Putin ilişkisinin güvensizlik ve stratejik ayrışma üzerine kurulmasında. Çünkü baktığımız zaman dünkü toplantıda mesela 7 gün sonra baktı. Yani Esad rejiminin, Amerikalılar da bunu kabul ediyorlar. Esasında Esad rejimi Rusya tarafından korunuyor. Ve biz artık Esad rejimiyle konuşamayız bu kadar şehitlerden sonra. O yüzden bu sorunun çözülmesi lazım. Ama dünkü toplantıdaki suratların asıklığı yani bir hafif soğukluk ortamı. Hatta yani son anda acaba birlikte basının karşısına çıkacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Putin? Sabah işte sizin de ben gelirken dinliyordum. Bir takım yerlerde de söyleniyor. Hani Sayın Erdoğan'ın Lavrov temelinde Putin'e söyledim mi gibi. Bu Esad rejiminin konsolide olduğu kalacağının anlaşıldığı anlamına mı geliyor? Evet bence öyle. Ve yani ateşkes bu bağlamda olmayacak ama yani bu 7 günden itibaren esasında yani Esad biraz kazanıyor gibi oluyor. Yani bunu istemiyoruz. Rejim kazanıyor gibi oluyor. Fakat rejimin kazanmasının Türkiye'ye sonuçları bence iki tane çok ağır. Bir tanesi bu şehitlerimiz temelinde oluyor. Çünkü Suriye tam anlamıyla eğer bu şekilde yönetilirse yani Esad'ın şimdi Yunanistan'ı eleştiriyoruz ama niye bizde 5 milyon Suriyeli mülteci var? Niye Ürdün'de 1,5 milyon var. Niye Lübnan'da 1,5 milyon var? Niye Avrupa çok korkuyor? Yani Esad dediğiniz insan büyük bir hiçbir şekilde yani insan hakkı tanımayan. Ya Türkiye Suriye'den ne istiyor, bizden ne istiyor diyor ama akrabalarımız var diyor ama kendi insanını öldüren bir... Tabii İdlib'te tamamen muhalif olarak algılanmış insanlar sıkışmış durumda tabii. Değil mi? Ve Esad onların yani biz, oradan sadece hatta belki yok olmasını da çok önemsemiyor. Ben 3-4 yıldır çalışıyoruz biz Suriyelileri. Yani Türkiye'nin mesela bu işte milli ordu Suriye'deki buna bekar savaşları deniyor ya onunla ilgili eleştiriler yapılabilir ama Türkiye'deki yani Gaziantep'ten başlayın İstanbul'a kadar Suriyelilere bakınca büyük bir insan trajedisi olduğunu görüyoruz. Bu insan trajedisi şimdi Yunanistan sınırında yaşıyor. O yüzden bu insan trajedisini Türkiye yaratmadı. Yani bunu başından itibaren Esad'ın kendi halkına yapmış olduğu zulüm yapmış o. Hatırlarsanız kimyevi silahlardan birkaç tane dönüm noktası vardır. Kimyevi silahlardan konuşuldu, saldırganlıktan konuşuldu. O yüzden Türkiye Esad'a güvenmiyor. Yani Esad'la konuşmayız derken biz bazen Türkiye'yi eleştiriyoruz. Hakkı şeyimiz var. Türkiye'nin Suriye politikası başından itibaren yanlıştır. Ama öbür taraftan da bizim sınırlarımız temelinde baktığımız zaman böyle bir mülteci sorunu oraya insanların geri dönmesi yani Esad'a güvenilmediği için fakat Rusya'nın böyle bir sorunu olmayıp tamamıyla jeopolitik baktığı için Rusya Esad'lı olsun diyecek, rejimli olsun diyecek. O yüzden bu güvensizlik devam ediyor. Bu bütün çalışmaların hepsi bizim İdlib'i çözmemiz gerekiyor ki Suriye'nin geleceğine doğru götürelim. Türkiye burada iki hamle yaptı bence. Yani bir anlamda evet eleştirilere doğurdu ama bir anlamda bu işin bitmesi gerekir deyip Moskova zirvesi o anlamda önemliydi. Yani bir kere Rusya ile sıcak bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırdı. Onlar ortadan kaldırdı. Ateşkes sağlandı. Yani bu işin yarısı. Evet denge önemli. Sağlandı ama öbür taraftan bence giderekten Türkiye Amerika'ya doğru gidiyor. Tabii Amerika'ya doğru gittiği zaman da orada hiç unutmayalım. Amerika'nın buraya dahil olması, Jeffrey'nin gelmesi, Suudi Arabistan, Emirates'i şey yapması, kontrol etmesi bunlar hepsi Türkiye için açısından önemli. Biz çünkü şehidimiz olmasını istemiyoruz. Biz Türkiye'nin güvende olmasını istiyoruz. Tabii. Ama tabii orada da tabii nasıl Rusya ile Esad temelinde bir stratejik farklılığımız varsa Amerika ile de
PYD PKK temelinde, yani o koridor devlet temelinde. Evet, tam onu sormak istiyorum ya, kusura bakma. Unutma sen sözünü, bir Afrin lafıdır dönüyor Rus basınında. Afrin niye gündeme geliyor burada şimdi? Orada bu haritada bile yok mesela. O haritada yok ama işte ondan sonra, yani oradaki farklılık şuydu. Yani Fırat'ın batısında bizim kontrol ettiğimiz ve önceki hareketlerle kontrol ettiğimiz PYD, PKK'ya karşı önlem aldığımız... Ben seni orada korudum diyor. Çünkü orada Amerika ile Rusya'nın da bir bakışında şöyle bir şey var. O yüzden zaten Putin'le Erdoğan biraz yakınlaştı. Rusya dedi ki Esad'lı rejim dendiği zaman şöyle bir şey söyleniyor. Suriye'nin alansal bütünlüğü, merkezi devletin yapısı içinde Kürtlere bir yer... Amerika ise parçalansın, bir Kürt koridor devleti olabilir. Şimdi burada Türkiye'nin tercihi Rusya yanındaydı. Bu durumda her iki halde de bir Kürt bölgesi var demek. Evet ve işte her iki halde de az önce onu diyecektim. Rusya ile her ne kadar ayrı görüşler ve güvensiz bir ilişki varsa, Amerika Birleşik Devletleri ile de aynı güvensiz ilişki var. Tabii, o yüzden de biz Rusya ile ilişkilerimizi ya da çalışma ortamını çok götüremeyiz. Bence İşte bardağın dolu tarafı ateşkes Türkiye'ye bir rahatlama sağladı. Şimdi sizin programlarınız, bizim çalışmalarımız bundan sonraki iki hafta içinde bir, biraz evvel söylemiş olduğunuz haritadaki askeri anlamda o koridor ne kadar güvenli, ne kadar güçlü oluşacak ve Türkiye o anlamda ne kadar korunaklı olacak? Aktörler sözlerinde duracaklar mı? Dün de ortaya çıktı, hep böyle sözlerde durulmuyor. Yani Amerika'sı da Rusya'da da sözlerde durulmuyor ama Türkiye'ye de bir görev düşüyor. O da bir takım unsurları orada temizlemesi. Türkiye'nin kamuoyuyla biraz Amerika, Avrupa, Batı'nın bu işlere bakışı, özellikle şehitlerin ardından Rusya'ya karşı yükselen tansiyonla beraber sanki hükümetle ayrışıp bir araya gelmiş gibi bir durum oluştu. Bana öyle gibi geldi. Bence de. Ve Jeffrey'nin burada gelip bu kadar sıcak temasla hitap etmesi de o güvenle ilgili bir şey. Evet. Sanki Türkiye'nin kamuoyundaki düşünceye güveniyor gibi geldi bana. Evet. Rusya'ya öfke nedeniyle. Bence de. Ve orada tabii ki Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması Amerika'nın işine yarıyor. Bir. İkincisi, mülteci, Suriyeliler, belli dönem için sığınmacılar, bunların hepsini baktığımız zaman Türkiye'nin nüfusu şu anda 81 değil 83,5 milyon, 85 milyona gidebilir. İdlib dediğiniz yer bize bir küsur milyon daha fazla daha sığınmacıyı verebilir. Türkiye'nin sosyal uyumu, toplumsal dokusu, ilişkileri bozuluyor. Bu araştırmalarla da çıkıyor. Ve Avrupa, burada Türkiye'nin tabii elinin güçlü olduğu tırnak içinde bir yer var. Avrupa burada büyük sınıfta kalmış durumda. Türkiye'ye verdiği sözlerin hiçbirini tutmamış durumda. Şimdi bir canlı bağlantı. Evet, tabii oraya geçelim. Ondan sonra mültecilere özel bir yer ayıracağız. Onu söyleyelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Avrupa bağlanmış oldu. Konuşmaya onu devam edeceğiz. Evet, Kübra Edirne Pazarkule'de günlerdir. Orada gözlüyor, yakından takip ediyor. Kübra, tekrar merhaba. Orada neler gözledin dünden bu yana, dünkü bağlantılarımızdan beri? Kalabalık arttı mı? Oradaki olaylar arttı mı? Neler yaşanıyor sınırda? Serap Belet, 139 bini aşkın göçmen Edirne üzerinden Avrupa'ya, Yunanistan'a geçiş yaptı. Ancak geçemeyenler ve sınır kapısından, yani Pazarkule sınır kapısından geçmek isteyen yaklaşık 5 bine yakın göçmen şu anda Pazarkule sınır kapısının hemen ötesinde bulunan tampon bölgede bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Artık bir haftayı geride bıraktılar. Yeni bir güne, 8. güne uyandı göçmenler burada. Hatırlayacaksınız, ilk başta size gösterdiğimiz görüntülerde göçmenler hiçbir yaşam alanları olmadığı için, soğuktan korunma alanları da olmadığı için aslında zor günler geçiriyorlardı. Onlar için geceyi burada geçirmek çok zordu. Bir taraftan yiyecek, yemek bulmakta da zorluk çekiyorlardı. Ancak burası artık biraz daha düzeltilmiş durumda. Pazarkule sınır kapısının iç tarafı, hem tampon bölge hem de sınır kapısının iç tarafı, o arazilik alan artık burada bir yaşam alanına dönüştürülmüş durumda. Çünkü az insandan bahsetmiyoruz sizlere. Yaklaşık 5000 kişiden bahsediyoruz. Aralarında çocuklar var, yaşlılar var, kadınlar var. İşte bu yüzden de Türk Kızılay artık devreye girmiş durumda. İçerisi düzenlenmiş durumda. Temel ihtiyaçlarını gidermeleri için yaşam malzemeleri buraya getirildi. Günün içerisinde yemek ikramları, yemek dağıtımı yapılıyor.
yapıyor buradaki göçmenler karınlarını doyursunlar diye. Ancak tabii ki de en büyük temel sorun aslında barınma alanları. Çünkü açık bir alanda bekliyorlar. Kimisinin çadırları var ama çadırı olmayanlar artık buldukları bez parçalarıyla, plastik parçalarla, muşambalarla kendilerine çadır yapmaya çalışmış durumdalar. Onların buradaki bekleşleri halen devam ediyor. Bir taraftan da tabii Yunan polisinin müdahalesi var ki Yunan polisi de göçmenler karşı tarafa geçmek için her hamle yaptıklarında müdahalenin dozunu biraz daha arttırıyorlar. 8. günde izlemiştik sizleri. İçeride 5000 kişi yaklaşık bekliyor. Ancak bir taraftan da Pazar Kulesi'nin kapısına gelişler halen devam ediyor. Çok teşekkürler Kübra. Daha sonra bilgileri almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkürler Kübra Demir. Şimdi değerli hocam bir önemli bir soru var. Ve bana bir Fransız, yani Avrupa Birliği konusunda da son derece tecrübeli, üst düzey bir Fransız diplomat arkadaşım dedi ki ya Rusya'nın bu İdlib meselesindeki hedefi Türkiye olmayabilir. Şimdi buradan ben iki sonuç çıkarttım. Eğer Türkiye değilse Türkiye'nin bu meseleyi, İdlib meselesini çözmesi zorlaşır. Çünkü diğer hedef ne, ona bakmak lazım. Orada bambaşka bir mücadele var demektir. Eğer bu doğruysa söylediği şey şu, Avrupa ülkelerinin ve demokrasilerin hedef alındığını düşünüyoruz. Şimdi bu mültecilerin sınıra dayandıktan sonra 2015'teki krizden sonra ve şimdi yapılan beklenen kabusla ilgili yapılan değerlendirmelere göre Avrupa gerçekten büyük bir sarsıntıyla karşılaşabilir. Tabii. Çünkü siyasi atmosferini, iklimini değiştiriyor. Tabii. Birçok ülkede aşırı sağcıları, ırkçıları iktidara taşıdı ya da iktidara doğru parlamentolarda sayılarını, milletvekillerini yükseltti. Şimdi 2020'de bütün Avrupa'yı, liberal Avrupa'yı, sol Avrupa'yı öldürebilir yani. Yani burada esasında tabii ki yani %100 katılmıyorum ama katılma oranım yüksektir. Biz bunu Avrupalı dostlarımıza 3-4 yıldır söylüyoruz. Yani bu Suriyeli mülteci konusunu esasında Türkiye ve Erdoğan hükümeti, başkanlık rejimi çok Avrupa'ya tırnak içinde büyük bir kıyak yapıyor. Ne nasıl yapıyor? Mültecileri kendi ülkesi içinde tutuyor ve IŞİD olayını, DEAŞ olayını esasında bütün bu teröre karşı mücadelede büyük rol oynuyor. Esasında Avrupa'nın bunun bir rahatlığı vardı. Hem para vermiyor, hem yükümlülük almıyor, hem Türkiye esasında üzerine düşenleri yapıyor ve bu Erdoğan, anti Erdoğan, Erdoğan Avrupa ilişkisi olarak oluyor. Fakat Avrupa'da bunun yansıması başından itibaren Almanya ki en önemli ülkelerden biridir ve Almanya'daki muhalefetteki işte onlara Nazi deniyor, faşistler deniyor. Bu alternatif Almanya'nın güçlenmesi ama Hollanda'da aynı şey var. Bütün Macaristan, Polonya oraya kadar her yere gittiğiniz aynı şey var. Şimdi esasında Rusya tabii burada şöyle bir tırnak içinde akıllı bir hamleyi de yapıyor. İdlib'i vurdukça Türkiye artık yaşayamam diyor. Çünkü hakikaten Türkiye'de 10 milyon mülteci olamaz, 10 milyon Suriyeli tabii olamaz. Hatta bugünkü rakamlar bile korkunç düzeyde falan. Ve biz hükümeti hep eleştiriyorduk. Yani bunu nasıl yöneteceğiz, neler yapması lazım, Türkiye'ye girsin diye. Şimdi Rusya burayı zorladı. Zorlayınca Türkiye dedi ki yani bir de buradan geldiği zaman ki konuştuğumuz yani hem 1-2 milyon mülteci, hatta daha da fazla çıkabilir. Hem de esası ne olduğu belli olmayan tabii, mülteci. Tabii ciddi bir güvenlik sorunu da yaratıyor. Şimdi o yüzden de bu şimdi Avrupa'ya da, Avrupa çok ciddi anlamda Türkiye ile ilişkilerini Almanya'dan başlayarak gözden geçiriyor. Çünkü eğer bu süreç devam eder ise, işte o sizin Fransız arkadaşının söylediği gibi, Rusya Avrupa'da istediğini yapıp bütün Avrupa ülkelerinde aşırı sağın, ırkçıların başa gelmesi. Başa bu ne işine yarayacak ki Rusya? Bu Avrupa dengesini tamamıyla Avrupa fikrini öldürür. Yani işte İkinci Dünya Avrupa Savaşı Birliği, tabii, Avrupa Birliği'nin şey ötesinde. Yani dolayısıyla Avrupa bu kavramı, Ukrayna'da, Kırım'da her yerde elini kolaylaştırır. Her yerde olur. Boru hatlarında, enerji hatlarında. Son gelen görüntüler de Yunanistan'da tabii, Avrupa'nın evet, ayrıca imajını yani evet, dünyada çizdiği modeli de zedeliyor evet, mu Yunanistan'da bu üzerlerini soyup yani biz esasında, vurmalar tabii, vesaire. Yani, tabii ama yani Yunanistan'ı şimdi Türkiye bunu yapıyordu. Yunanistan'ı orada tampon bölge olarak kullanıyorlar. Bakın Türkiye 25 milyon deniyor, 700 milyona kadar, euroya kadar bir anda gidiyor. O yüzden Yunanistan'ın yaptığı her hareket iki türlü düşünmeli. Bir, sonuna kadar eleştirmeli, insanlık dışıdır,
Böyle bir insani trajediye bir ülkenin polislerini yaratma hakkı yoktur. Ama biraz bizim Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gibi Yunanistan'ın arkasında da Yunanistan'ı kullanan, Yunanistan'ı tampon yapmaya çalışan Avrupa ülkeleri vardır. Avrupa Birliği vardır. Yani Avrupa'nın mülteciler konusunda bu kadar sınıfta kalması, bu kadar miyop olması, sizin biraz evvel söylediğiniz gibi hem bir tarafta kendi ülkeleri içinde, kendi Avrupa coğrafyası içinde aşırı sağın, ırkçıların güçlenmesinden korkması, ama öbür taraftan bu korkmanın iki tane temel, bir İslam korkusu ve bir mülteci korkusu olarak, bunlar rakamlarla ve araştırmalarla ortaya çıkıyor. Hem bunları konuşmak hem de Türkiye ile sonuna kadar rahat bir şekilde, Türkiye nasılsa bunları contain ediyor deniyor ona İngilizce, yani bunları kendi içinde alıyor, kendi içinde tutuyor, bize gelmiyor. Hakikaten de gitmiyordu. Hakikaten de bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda Suriyeliler, biz burada rahatız, niye Avrupa'ya gidelim, çünkü orada daha da kötü şey. Ama İdlib çıkınca şöyle bir şey oldu, Türkiye bunu taşıyamaz hale geldi. İkincisi de artık yani taşıyamaz hale gelince Avrupa Rusya'ya gidecek hali yok, İran'a gidecek hali yok, Avrupa'ya gidecekti. Ayrıca bu sınırdakiler de İçişleri Bakanı'nın açıkladığına göre şu anda sınırdakilerin sadece dörtte biri Suriyeli. Bu göçmen konusu, evet, Suriyelilerden, evet, ibaret de değil, İdlib'ten gelenlerden ibaret de değil. Evet. 1 milyonda farklı, evet, milletlerden düzensiz göçmen bunları, var. Bunları şimdi şu anda konuşmuyoruz ama yani hükümetin de Suriye politikası temelinde ve mülteciler konutunda bunlar tartışılacaktır. Bakın dün İçişleri Bakanı ne diyor? 25-30 yüzde oranda, evet, Suriyeli var. Tabii. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman Suriyeliler çok ağırlıklı olmakla ilgili, Afganlar var, İranlılar var, Afrikalılar var ve Türkiye'nin bence son 3-4 yıldır yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu Suriyeli sorununu yahut da mülteci sorununu, ki 6 milyona yaklaşıyor. Yaşadığımız İstanbul'da 700-750 bin mülteci, bunun envanteri bile yok. Bunları yapalım diyoruz. Evet. Değerli bunlar hocam, tartışılacaktır şimdi... ama bizim şu andaki şeyimiz bir, Türkiye'nin güvenliği artsın. Yani esasında bir, şehitlerimiz olmasın. İki, Türkiye'nin güvenliği artsın. Üç, esasında bu biraz daha söylediğim İdlib, Suriye'nin geleceği ve mülteci konusunda bir çözüme doğru gidilsin. Yol almak lazım. Şimdi onun iki tane kısaca bağlantımız var, evet, yine sahadan, evet, sınırdan ve Ege'den. Onları yapalım, yeni son dakika gelişmelerini alalım ve ondan, evet, sonra yeni sorularımız olacak. Ege kıyısında Gülçin Ayça günlerdir oradaki durumu takip ediyor. Bugün hava güneşli görünüyor Gülçin, ama aslında Ege dalgalı olduğu için göçmenlerin karayoluna doğru yöneldiği yönünde bir bilgi vardı. Öyle mi? Nasıl şimdi oralarda kıyıdan geçmeye çalışanlarda durum? Serap Bilet, öncelikle zaten karayolu tercih edildi. Çünkü karayolunu tercih edilmesindeki en büyük neden bu çocuklu aileler. Onlar da tabii ki o lastik botun içerisine binip bu yolculuğu çoğu göze almak istemedi. Ve tabii ki fırtına. Özellikle geride bıraktığımız günlerde fırtınamsı orta şiddette bir rüzgar vardı. Bu da tabii ki geçişleri engelliyordu. Bir diğer noktada şu anda bulunduğumuz tabii ki Çeşme'de hava uygun, şartlar uygun. Ancak tabii ki Ege'de trajedi yaşanmaması açısından hem sahil güvenliğin hem de jandarmanın önlemlerini, tedbirlerini arttırdığını söylemekte fayda var. Ama buna rağmen tabii ki Çeşme'de çıkışlar da zaman zaman yaşanabiliyor. Bununla birlikte Aydın'ın Didim açıklarından da iki lastik bot gece yarısı aslında yola çıktı ve 14 düzensiz göçmen Yunan tarafının geri itmesiyle birlikte kurtarıldı. Bununla birlikte diğerleri de hastanelere sevk edildi ki aralarında çocuklar da vardı. Bu bilgileri aldık. Biz şu anda Sakız Adası'na çok yakın bir noktadayız. Çeşme'nin en batı ucundayız ve sahil güvenliğin devriyelerini de gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki karayoluna göre nispeten baktığımız zaman bu yol çok fazla tercih edilmedi. Bunda da tedbirlerin, önlemlerin de olduğunu ve Yunan tarafının da tavrının olduğunu söylemekte fayda var. Hemen açıkta Ege Denizi'nin tam ortasında sahil güvenlik hücum botunu görüyorum. Yakınında da bir bot gözlemliyorum. Yani zaman zaman işte Yunan tarafının geri ittiği botun içerisindeki mülteciler tam da karasularımıza giriyorlar. Bunu da sahil güvenlik aslında yine bir kez daha düzensiz göçmenlere karşı kurtarma faaliyetini de gerçekleştiriyor. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki Ege'de trajedi yaşanmaması açısından önlemlerin daha sıkı bir şekilde uygulanacağını da söylemekte fayda var. Ancak Yunan tarafının geri ittiği bu geride bıraktığımız günlerde 600'e yakın mülteci Ege Denizi'nin tam ortasından kurtarıldı. Biz gelişmeleri yine Ege kıyılarından aktarıyor olacağız.
Çok teşekkürler Gülçin aktardıkların Şimdi için. Şimdi Gizem Türemen'e gidelim Meriç'e. Bakalım oradaki gelişmeler nasılmış? Meriç'ten orada bir köyde Gizem Türemen. Hı hı. Meriç'ten geçmeye çalışıyorlar göçmenler çünkü o da ayrı bir güzergah. Merhaba Gizem, neler oluyor orada? Orada da durum sakin gibi görünüyor. Meriç ağır ağır akıyor ama herhalde öyle değil ha? Selçuk Tepeli, Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin Yunanistan-Türkiye sınırındaki bekleyişin artık bir hafta geride kaldı. Biz bugün itibariyle artık 8. güne uyandık. Kübra Demir daha önceki yayınlarda aktarmıştı. O sınır kapılarından geçemeyen göçmenler rotayı köylere çevirdi. Dediğiniz gibi biz de şu anda o köylerden bir tanesindeyiz. Elçili köyündeyiz. Hemen arkamda Meriç Nehri'ni görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı size o nehri göstersin. Çünkü önemli bir nokta. Buradan görmek çok zor ama ağaç ların üzerinde güvenlik kameraları olduğunu söyleyelim sizlere. Hemen karşısı Yunan sınırı, biz de şu anda Türk sınırında bulunuyoruz. Aradaki Meriç Nehri işte göçmenlerin akın ettiği noktalardan bir tanesiydi. Çünkü sınır kapılarından geçişlerine izin verilmiyordu. O yüzden köylere gelen göçmenler öncelikle karadan tellerin üzerine tırmanıp atlamaya çalışıyorlar ama orada da jiletli tellerle karşılaştıkları için ilk tercihleri de Meriç Nehri oluyordu. Günlerdir aslında burada botlarla karşıya geçmeye çalışan göçmen biz ekranlarınıza getirmiştik. Şu an dediğiniz gibi biraz sakin duruyor ama sabah saatlerinde olduğu için hemen karşıda Yunan askeri var, gözlem noktaları var. Biz bile o tarafa yaklaşmaya aslında biraz çekindik. Çünkü ara ara taciz etişi yapıyorlar. Buraya gelirken de karşımızda göçmenler çıktı. Nereye gidiyorsun diye sorduğumuzda bizim geçişimize izin vermiyor. Vuruyorlar, dövüyorlar, üzerimizden paralarımızı alıyorlar. O yüzden Pazar Kule'ye gidiyoruz diyenler var. Bazıları biz artık İstanbul'a geri dönüyoruz diyenler var. Ama Yunan askerinin Meriç Nehri'nden geçirmediğini ve sert müdahalede bulunduğunu söylemek gerek. Gizem çok endişe etme, karşı taraftan 1000 özel harekat polisi geliyor, tam teçhizatlı. Yunanlılar bu konuda epeyce endişeli görünüyorlar. Çok teşekkürler Gizem Türemen. Evet, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını dünya basına, Yunan basınına baktık bir önceki saatte. Epey tedirgin karşılamışlar. Şimdi bu Moskova zirvesinden çıkan son mutabakatla birlikte göçmen meselesi, bu sığınmacı meselesi halledilmiş denebilir mi? Yoksa yani en azından İdlib kaynaklı olan endişeler bir anlamda, bitti mi? Evet, bir anlamda evet. Hatta giderekten bu Avrupalılaşacaktır. Yani Avrupa ile çok ciddi burada konuşmalar, aynı bu tür liderler arası ilişkiler, protokoller ve çünkü bu durum Avrupa, açık kapı, tabii, açık sınır Avrupa hali daha devam edecek ciddileşecektir. Yani o yüzden diyorum Türkiye esasında bu hamleleri yaparken biz hep niye Rusya yapıyor diye baktık ama benim gözlediğim kadarıyla Türkiye'de de böyle birazcık bu Rusya ile bağlantılı olarak gitmenin Türkiye risklerinin yüksek olabileceği, bu Esad'ın daha güç kazanması. Amerika'da da esasında şu şey var, yani Türkiye ve Amerika'nın yaptığı hata deniyor. İşte bu Rusya-Esad ilişkisinde Esad'ın kazanmasını Rusya sağlıyor. Bunun bizim açımızdan sorunları var. Amerika açısından da sorunları var. Çünkü Amerika'nın bu konuda bir Türkiye ile anlaşması var. İkisi de Esad dışı bir şekilde Suriye'nin geleceğini düşünüyorlar. O yüzden de bu üç maddenin 4 koymamız lazım. O da mültecilerdir. Üçünü bir daha sayar mısınız? Yani bir tanesi ateşkesle, ikincisi evet. Biraz daha saymış olduğunuz güvenlik o şeyle. Ki o oldu ve şu anda başarıyla yürüyor. Şimdi M4'te de ben esasında Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı temelinde sonuna kadar bunu götüreceğini göreceğiz. Bu ikinci madde. İkinci madde. Üçüncü madde orada şey var. Yani bu göçmenlerin güvenliğinin korunması. Yok, hayır. Onlar var. Onları evet. Esas Türkiye iki tane bu maddelerin dışında söyledi. Ona gelecektim. O maddelerin bir tane göçmenlerin korunmasıydı. İkincisi de herhangi bir şekilde Türk askerine, Mehmetçiğe bir saldırı olursa hemen cevap savunma hakkımız elimizde. Evet, onlar iki tane çok önemliydi. Bunlar zaten giriş paragrafıdır. Yani orada çok önemli olarak söylendi. Üçüncüsü de işte bu devriyeydi. Fakat 1 ve 2 önemlidir. Özellikle 2 önemlidir. Dördüncü madde işte bu paragrafta söylenen bu mültecilerdi. Ben bu konuda 1 ve 2 ile ilgili Amerika'ya Türkiye ilişkilerinin gelişeceğini, bu dördüncü yani mülteci konusunda Türkiye-Avrupa ilişkilerinin gelişeceğini, Amerika'nın Avrupa'yı bu konuda zorlayacağını, çünkü artık bir
Türkiye, Avrupa'nın kendi iç dengeleri bağlamında bir sorun oldu. İki, bu İdlib ve Suriye meselesinin sadece Türkiye'ye, sadece Türkiye ve Rusya'ya bırakılmayacağı, Avrupa'nın da o anlamda ne diyoruz? NATO diyoruz, Avrupa Birliği diyoruz. Bu konulardaki ivmenin artacağını düşünüyorum. Yani bir eksen değişikliği yok ama Türkiye... Yine yüzünü batıya doğru batıyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler evet. daha sıkı olmaya bence başlayacak. Bu da bence çok kötü değil. Çünkü hakikaten Rusya ile olduğu zaman tamamıyla güvenlik, tamamıyla jeostrateji, tamamıyla jeopolitik olarak düşündüğünüz zaman yani hem Türkiye'nin dengelerini bozuyor, Türkiye'ye büyük acılar veriyor. Sizin bundan önceki saatinizde değil galiba. Yani oraya Suriye'ye giden Mehmetçiklerimiz var, onların aileleriyle evet. var. Bu sorunun bence artık çatışma sonrasına gitmesi lazım. Zaten Cenevre'ye de demek, Birleşmiş Milletler'e referans demek. Esası dün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu da gösteriyor bu batıya dönmeyle ilgili ipuçlarını bize Peki, verdi. Peki biz burada göç hukuku, uluslararası göç hukuku uzmanlarıyla da konuştuk bu sınır esnetildiğinde ilk olarak. Sizce biz bugüne kadar yürütülen göç politikalarımızda terazide vicdanımızla uluslararası hukukun dengesini iyi kuramıyor muyuz? Evet yani esasında Türkiye ben şöyle bakıyordum. İlk başta misafirperverlik temelinde baktı. Çünkü hukuksal dayanağımız yoktu. Fakat artık misafirperverlikle olmaz. Çünkü bir insan bir ülkede 7 yıl misafir olmaz. Yani göçmenlerin Türkiye'de 1 küsur milyonu 0-14 yaş arasında. Büyük bir çocuk sorunu var, eğitim sorunu var, kadın sorunu var. Sorun ana dili Türkçe. Türkçe. Şimdi öyle olduğu için biz hep hükümeti şu şekilde ikaz ediyorduk. Yani artık misafirperverlikten iyi yönetime geçin. Bu olayı yönetim mekanizmalarına sokun. Türkiye'de esasında partiler arasında bir ilişki olsun. Partilerle sivil toplum arasında bir ortak çalışma olsun ki biz yönetelim diyorduk. Hükümet burada hatalar yaptı. Yani bunu tartışacağız. Fakat bugün hükümetin yaptığı hataları söylemek, şu dramı göz ardı etmek anlamına da gelebilir. Bizim şu an bugünkü odağımız, yani o denge değil. Yani uluslararası göçmen hukukuyla misafirperverlik arasındaki denge ya da hükümetin yaptığı hatalar değil. Burada Avrupa'nın bence çok daha ciddi eleştirilmesi lazım. Yunanistan'ı eleştirilmesi lazım. Ya bu Avrupa büyük... Birliği Yunanistan'ı da kurban ediyor. Evet, bunu göze biraz, almış durumda. Biraz evvel şimdi, onu söylüyorum. Bu Avrupa basınında, Batı basınında yer alan bir takım makalelerde çok ilginç tespitler var. Yani şimdi Avrupa Birliği öyle bir ahmaklık etti ki, şimdi o ahmaklığın üzerine daha büyük bir ahmaklık ediyor. Evet. Çünkü iki NATO üyesini karşı karşıya getirerek kendini korumak uğruna bu sefer Yunanistan'ı cephe haline getiriyor ve Türkiye ile karşı karşıya yeni bir krizin Yunanistan'ı kurban ederek oluşmasına yol açıyor. Evet ama bu bir durdurma olursa bence Türkiye-Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa arasında bu göçmen konusu artık yani tırnak içinde uluslararasılaşmıştır deyince Avrupa Birliği buna daha ciddi girecektir. Avrupa çok daha ciddi girecektir. Bu anlamda bence bugünü tartışıp burada Avrupa'yı eleştirmemiz lazım. Tabii ki yani hükümeti biraz evvel söylediğim eleştiri noktaları baki kalmak, bizde kalmak. Onları bir ay sonra konuşabiliriz. Fakat şu anda bizim çözmemiz gereken İdlib var. Çözmemiz evet. gereken askerlerimizin güvenliği var. Çözmemiz gereken burada artık çatışma sonrasına geçiş var. Peki hocam şimdi biz teknik boyutunu, uluslararası boyutunu konuştuk. Şimdi buna bu tür görüşmelere ve mutabakatlara pek çok farklı bakış açısı olabilir. Bakış açılarından bir tanesi de ben algı diye düşünüyorum. Algıya göre şimdi kamuoyunun algısına dışarıda bizim duygularımıza göre baktığımızda biz bu çok beklenen bu Moskova zirvesinden dolayı kendimizi iyi mi hissetmeliyiz? İyi hissetmeliysek hangi maddeler veya notlar açısından kötü mü hissetmeliyiz daha ziyade? Kötü hissetmeliysek hangileri açısından? Yani burada esasında ihtiyatlı deniyor. Yani ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Çünkü ateşkes önemliydi. Kamuoyu da bence bunun önemli olduğunu söylüyor. Fakat ikinci ve üçüncü maddeler burada tabii ki yani herkes askeri stratejik olarak bakmıyor. Herkes bu konuyu bıdı bıdı çalışmıyor ama halkımız her zaman seçim sonuçları olsun, dünyaya bakışı olsun her zaman rasyonel, her zaman doğru kararları, mesajları... Bu Rusya'dan görüyorlar. Avrupa Birliği'ne kadar herkes açısından evet, da saygıdeğer evet, olarak evet, algılanıyor gibi geliyor. Algılanıyor ve Türk kamuoyu bir baskı unsuru haline dönüşmeye başladı. Evet, o yüzden de burada esasında bence hükümete de, muhalefete de, Avrupa'ya da, Amerika'ya da şunu söylendi. Yani dün akşam
akşamki zirveden herkesin ne kadar iyi oldu, ne kadar olumlu oldu diye çıktığını düşünmüyorum. Yani o yüzden de herkes esasında ateşkes önemli dedi ama artık bu Rusya ile ilişkilerin bu şekilde gitmesi, Türkiye'nin yani Rusya ile Amerika arasında gidip gelmesi yahut da Türkiye'nin bazı konularda biraz da hükümeti bu anlamda eleştirmek lazım. Yani biz tek başımızda çok güçlüyüz. Ya evet belli ki güçlerimiz var ama bunu böyle sadece biz kendimiz yaparız mantığını bırakıp ben ilk buraya yani bugünkü kendi konuşmamdaki ilk noktaya geleyim. Yani dün mesela biraz Engin Bey ile AK Parti'nin meclisteki de, yani temsilcisi arasında Özlem Hanım arasındaki şey biraz tansiyonu azaltan yani yine bir şey oldu ama tansiyonu azaltandı. Bence Türkiye'nin o bir gün evvelki o meclis görüntüsüne hak etmiyor. Böyle bir lüksü de yok. Çünkü bu hepimizin sorunu ve burada biz hepimiz Türkiye'nin güvenliği için askerimiz ölmesin ve bir artık biz buradan bir normale geçelim. Yani normale İstiyoruz. Geçelim ki mültecileri konuşalım diye. Bakalım önümüzdeki bu bir benim haftada. Benim yani şeyim vurgulayacağım şey Türkiye yüzünü daha çok Amerika güvenlik anlamında Avrupa mülteciler anlamında batıya dönerek bu süreci götüreceğimiz için o konuyu biraz daha fazla konuşacağız. Bakalım piyasalar neyi satın almış burada? Çok teşekkür ediyoruz size de Profesör Doktor Murat Keyvan. Hayırlı olsun. Çok keyifliydi sizi ağırlamak.